Ah be abi be, ah be abi be. Sen nasıl düştün bu tuzağa ya? 50 kere uyardım seni içeride ben. Sen beni niye dinlemiyorsun? Oyuna geldik kardeşim. Oyuna geldik. Ben kabul ediyorum abi. Millet de ne kadar beni evlendirmeye meraklıymış ya. Hele o ablam kendisi evde kaldı. Beni nasıl yapıştırıyor elin kadınına, gördün değil mi? Gördüm. Bade kendi elleriyle itti beni idinin üstüne ya. Ben en çok Şenol abiye sinirlendim abi. Kadın zengin ya, oradan yolunu bulmaya çalışıyor tabii. Şerefsiz kel. Kendimi damızlık bir boğa gibi hissediyorum bak. Abi neyse tamam, olan oldu ya. Peki sen düşündün mü şahidin kim olacak? Mahkemede mi? Ne mahkemesi abi, düğünden bahsediyorum ya. Ha. Ben de boşanma mahkemesinden bahsediyorsun sandım. Oho. Abi sen daha evlenmeden boşanmayı düşünüyorsun. Olmaz böyle. Düşünüyorum abi. Evet abi, düşünüyorum abi. Düşünce suçu dediğim bu mu abi? Bunu düşündüğüm için suçlu muyum abi? 21. yüzyılda ben bunu düşünce suçu mu istiyorum abi? Tamam abi, sakin ol. Sakin ol. Zaza Gabor'un sözünü ilk duyduğumda benim için hiçbir anlam ifade etmemişti. Ama şimdi ne demek istediğini o kadar iyi anlıyorum ki. Erkek evlenene kadar eksik bir erkektir. Evlendiğinde ise artık bitmiştir. Karşınızda bitik bir Harun Bozdurmak'tı. Harun abiyle tanışmam daha dün gibi aklımda. Merhaba, ben Harun demişti. Benim de o zamanlar sarışın bir kadın fotosu vardı profilimde. Selam, ben de Emine yazmıştım. O kadar güzel sohbet ettik, o kadar güzel anlaştık ki. Hatta sohbet bir ara evliliğe geldi. Ondan da konuştuk. İşte o zaman anlamıştım Harun abimin ne güzel bir eş olacağını. Şimdi Emine'nin büyük aşkı Harun abim, canım, kanım evleniyor. Nereden nereye? Oo, altın almış başını gidiyor. Ya gram taksam ayıp olur mu? Bırak. Şenol abi Allah aşkına, daha düğün tarihi belli değil, sen altın bakıyorsun abi. Olsun oğlum. Biriktirmeye şimdi başlasam anca. Ya bu çeyrek görünümlü gram altın fark edilmiyor diyorlar. Gel bir bak, ayırt edebilecek misin? Gel abi, bir bak, gel. Çalışıyorum abi Allah aşkına, sonra baksam olmaz mı? Tamam be. Bade. Hı. Sen ne takacaksın? Ne bileyim abi, hiç düşünmedim. Sana en az bir çeyrek yakışır. O kadar hukukunuz var çocuklar. Ha, takmasan ayıp olur, ben sana söyleyeyim. Allah Allah, sen takmıyorsun, ben mi altın takacağım? Kızım bana da çeyrek yakışır ama geçen gün 300 lira borç aldı, geri ödemeyi unuttu. Ben onu düşeceğim. Hiç kusura bakmasın yani. Yani düğüne gider miyim çok bilmiyorum. Çünkü biz çocuklarla bir Alaçatı programı yaptık. Böyle bir tekne turu. Ayıptır söylemesi. Yani o tarihlere denk gelirse hayatta gidemem. Ha, denk gelmezse belki bir uğrarım. Hangisi gram, hangisi çeyrek? Bu mu, bu mu? Bu mu, bu mu? Fark edilmiyor değil mi? Bence de. Güzel. Alo hanım. Sen gram al gram. Yalnız kutusu büyükçe olsun şöyle. Süslesinler bir güzel. Tamam. Hadi kapat. Bu işi de hallettik. Çok üzgünüm bak. Selam herkese, merhaba. Aşkım hoş geldin. Aşkım hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhabalar. Ben Hayitur Avrupa Yakası Levent Şubesi kurucu ortağı Harun Boz. Merhaba, ben de Dilek. Düğün organizatörünüzüm. Çok memnunum. Oğlum bu kız çok iyi. Hangi kız? Oğlum bir dur, Allah aşkına bak bir dur ya. Tam benim hayalimdeki gibi. Yine. Kurban olayım bir sus. Demek ki işim var. Ne içersiniz? Kahve, çay? Ben orta bir kahve alırım. Ben de alırım aşkım. Ben de bir orta kahve alırım. Git içeriden al o zaman. Tamam. Bu adam az önce mutsuzdu. Evlenmeden boşanmayı düşünüyordu. Yani kadın gelince mutlu oldu bir anda. Ben artık Harun abinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Biz İdil Hanım'la bütün detayları konuştuk aslında. Size de bazı şeyleri göstermek istedim. Aşkım şimdi ben böyle sade bir düğün olsun diye düşündüm. Ne dersin? Ben düğün alanına atla gireyim diyorum. Harun Boz'a daha aşağısı yakışmaz. At mı? Evet hayatım. Düğün alanına sen bir taraftan, ben bir taraftan atla girelim. Ortada buluşalım, şahitleri de Midilli'ye yerleştirelim. Hep beraber böyle sefere çıkarmış gibi ilerleyelim. At diyorsun yani. Evet. Şimdi ben bunu ilk kez duyuyorum, kusura bakmayın. Bu at konusunu daha sonra biz aramızda konuşalım. Şimdilik bunu bir şey yapalım. At, deve ya da fil. Üçünden bir tanesi olabilir. Yalnız Dilek Hanım, eğer bu fikrimi herhangi bir düğünde görürsem size derhal bir telif davası açarım. Ay ya.
babası beni böyle hep güldürür biliyor musun? Sabahtan akşama şaka şaka şaka. Telefon pardon. Alo. Yok canım. Gülüyorum ya. Harun yine beni güldürüyor. Hayır gelemem şu anda. Çok önemli bir toplantı yapıyoruz burada. Nasıl yani kongre ihalesi? Tatlım onun toplantısı yarın 4'te değil miydi? Nasıl ya? Tamam 20 dakikaya geliyorum. Hadi bay bay. Aşkım çok özür dilerim. Benim çok acil şirkete gitmem lazım. Bir toplantının günü saati falan değişmiş. Peki hayatım ben de kafamda atın rengine karar vereyim. At diyorsun yani. Aman aşkım. Muah. Hadi Dilek Hanım. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Abi kız nereye gitti ya? Ne kızı oğlum? 400 bin lira için beni everiyorsunuz ya Baki Allah aşkına ya. Şu Hayitur'dan uçup gidiyorum kardeşim. Ellerinizden de Harun Boz kayıp gidiyor. Kimse bir şey yapmıyor kardeşim ya. Harun abinin akıl sağlığı konusunda artık hiçbir soru işaretim kalmadı. Kesinlikle akıl sağlığı yerinde değil. Durum ağır geldi anlaşılan. Bade. Hı. Ya şu yıl sonu raporlarını bana bir yollar mısın ya bulamıyorum. Tamam canım bakıyorum. Abi ne yapacağız biz bu adamı ya? Hareketleri falan çok dengesiz. Kimden bahsediyorsun oğlum sen? Kimden bahsedeceğim abi? Harun abiden bahsediyorum tabii ki de. Yani Baki'cim Harun hep dengesizdi zaten. Sen şimdi mi fark ediyorsun? Öyle değil Bade'cim. İdil Hanım yokken depresif, varken de çok mutlu. Yani bunu bir filmde yapsa Oscar falan alır. O kadar diyeyim ya. Evlilik bunalımına girdi bu çocuk. Kesin. Ya ben gidip bir konuşayım şundan. Git abi git. Allah Allah. Altını almadan neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Garantiye alalım işi. Bu Harun'un ipiyle kuyu yenilmez. Baki kafamı açtı benim. Neme lazım? Nenen ölsün Harun gelin aman. Harun gelin aman. Harun gelin aman. Sorayım. İdil bir ton yüz kilo şeker oyi. Nenen ölsün Harun gelin. Harun. Hayırdır oğlum bir derdin mi var? İçeriden bir türkü sesi duydum. Yahu vallahi yüreğimize işledi ne oluyor? Abi Allah aşkına makara yapma. Şurada içtendik bir şey söyledik. Gözünü seveyim dalga geçme abi. Benim derdim bana yetiyor zaten. Yok oğlum vallahi makara falan değil ya. Ya Burak bile gözleri nemlendi inanır mısın? Hayırdır bir derdin mi var ya? Bir derdin mi var? Abi Allah aşkına benim derdim dağlardan büyük abi. Sen ne anlatıyorsun ya? Benim abi eşim dostum bakarken beni zorla veriyorlar abi. Ben bu köyün güzel kızıyım abi. Beni köyün ağasına veriyorlar abi. Garibanım da, sahip çıkanım da yok. Vuruyorlar enseme, alıyorlar beni abi. Sen ne anlatıyorsun ya? Oğlum, sen evlenmek istemiyorsun. Doğru mu anlıyorum ben? Günaydın abi. Welcome to Turkey abi. Anlayış, idrak mekanizmana hayran kaldım Şenol abi. Bravo, bunu nasıl anlayabildim acaba abi? İyi de oğlum, ama şirketi de düşün. Bak, bu şirketin ipleri bu kadının elinde. Bak. Kötü bir kadın değil oğlum. Biraz vicdanını yokla. Yani bu kadar üzülecek bir şey değil bu kadın. Ya Şenol abi, sen benim babam sayılırsın abi. Lütfen abi, beni kurtar abi. Kurban olayım beni buradan, bu durumdan kurtar. Benim kimsem kalmadı abi. Elini ayağını öpeyim, ne yapayım artık ya? Sakin ol oğlum. Senin için her şeyi yaparım ben, her şeyi. İnan bana. Hadi be kadın. Hadi aç şu telefonu. Alo. Almadın değil mi altını? Alma, alma. Bu çocuk vazgeçecek. Zaten en pahalı dönemi. Hadi kapat, tamam. Oh be. Ödüm koptu. Parayı mı vereceksin yoksa? Yok oğlum, bende o kadar para yok da. Bir çaresine bakacağım. Sen bekle. Bulacağım çaresini ben. Bekle oğlum sen. Sana güvenebilir miyim? Güven. Yeter ki üzme kendine, güzel ol. Şu geldiğim hale bakın ya. Dünyanın en fakir, en cimri adamından para dileniyor. Dünyanın en fakir, en cimri adamı da bana kolpa yapıyor, beni kandırıyor bulacağım diye. Bittim ben ya. Bayanlar baylar, kırmızı alarm. Baki, hadi bize çay kap gel. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır abi. Bade, bırak. Ne yapacağız, edeceğiz?
bugün rekor seviyede satış yapacağız. En az 400 bin liralık satış yapmamız şart. Kırmızı alarm diyorum oğlum. Çocuğun durumu kötü. Ne geliyorsa elinizden yapacaksınız. Hadi bakalım, hadi. Abi sen dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? O söylediğin satışı biz 6 ayda ya yaparız ya yapmayız yani. Normalde benim görevim bu şirkette satış yapmak. Patron evlenmesin diye bana satış yapmam söylendi. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Oğlum bunun zor olduğunu ben de biliyorum. Ama elimizden geleni yaptık diyeceğiz işte. Ya durumlar, psikolojiler karışık oğlum. Hadi, hadi, hadi. Ben size sonra anlatırım. Hadi, hadi Burak. Sana çok güveniyorum bak. Badem, hadi. Hadi beni bir şaşırt, gözünü seveyim. Ya gayret bizden. Yani sonucuna bakacağız. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ben de şu alacaklara bir bakayım. Belki yani. Hadi. Hadi bakalım. Ya bismillah. Harun. Aa, ne bu sessizlik? Nerede millet? Nerede herkes? Abla millet işinde gücünde çalışıyor ya. Oh maşallah maşallah. Çalışsınlar. Tut, tut, tut. Hayalperest ya bunlar. Bugüne kadar günlük 10 bin liradan fazla satış gerçekleştirememişiz. Şenol abi de beni goy goyluyor. Diyor ki akşama kadar satış yapalım da diyor Harun bozun diye borcunu ödeyelim diyor. Şuna bak ya. E oğlum amma büyüttün sen de. Evlen geç yani. Ne bu kadar uzatıyorsun? İdil hem ne kadar güzel bir hatun böyle etinde dolgun falan. Üf yani seni mutlu da eder. Hem seviyor da kadın seni. Oğlum akıllı ol. Hayatın kurtulur. Ne düşünüyorsun? Evlen geç. Devam. Oho. Sen beni çoktan gözden çıkarmışsın ki abi. Biz bitmişiz ya. Biz ölmüşüz zaten. Biz ne konuşuyoruz ki? Harun Boz bitmiş. Harun Boz efsanesi çöktü ya. Şşş, geliyor, geliyor. Arkadaşlar, bitti. Yolun sonuna geldik. Badeciğim, hakkını helal et. Başaramadık. 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 Ne oluyor Şenol abi ya? Ne oldu? Şu çocuklar neler yaptı? Şu çocuklar neler yaptı, ben neler yaptım, bilgisayarda neler yaptık ama başaramadık, başaramadık, başaramadık. Neyi başaramadın, neyi? Parayı toplamayı, seni kurtarmayı. Sen bizim için kıymetlisin şu çocukları. Ben bu kadar çalışırken şu meslek hayatımda, şu büroda hiç ölmedim. İnanır mısın? İnanır mısın? Neler yaptım? Ya. Ama olmadı, olmadı. Olmadı işte, olmadı. Şenol abi, Allah aşkına kurban olayım kolpayı bırak abi. Biz 6 ayda o kadar parayı kazanamayız zaten. Sen neyi kovaladın ben anlamadım ki ya. Bir mucizeyi kovaladık. Bizim çocuklar beni mucizeyi kovaladılar. Çalışırken gelip bir an şuradan baksaydın bizi anlardın. Ama olmadı oğlum, olmadı. Olmayacak, olmadı. Olmadı. Uzatacak mısın daha? Yok. Sadece şunu söyleyeceğim. Her yerde bir hayır var. Tek özelliğim bu. Bak güzel oğlum. Belki de senin için hayırlısı bu. Bu kadın bulunmaz bir fırsat. Altın bir kapı açılıyor önüne. Bu evlilikte senin için hayır var. Şirketimiz için. Ya abi Allah aşkına Şenol abi sen ne anlatıyorsun ya? Zaten olmayacaktı, parayı toplayamayacaktınız. Belliydi abi. Ben bittim, ben öldüm, ben canımın derdindeyim. Sen bana dalga geçiyorsun ya. Abi hakkınızı helal edin abi. Rica ediyorum hakkınızı helal edin. Bitsin gitsin abi muhabbet. Ben zaten hayatım kaymış benim. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ya gülmeyin çocuklar. Ya şu kadın şirkete bir taksaydı. Bir taksa bu evlilik olmasa bizim sonumuz ne olurdu bir düşünebiliyor musunuz? Hı? Oh be. İnanın hepimiz için hayırlısı oldu. Gayretleriniz için gene de teşekkürler arkadaşlar. Ne yapalım? Oyun bitti. The end. Harun Boz efsanesi burada sona eriyor. Aha İdil Ali. Efendim İdil'cim. E ne olacak şimdi? Harun abim istemediği bir şey mi yapacak? Ay saçmalamayın arkadaşlar ya. Hangi devirde yaşıyoruz? Kim kime istemediği bir şey zorla yaptırabilir? Hele evlilikte. Ya Şenol abi, senin birader bankada çalışmıyor muydu? Öyle. E tamam, konuşsana onunla bir toplanıp bir kredi çekelim. O da yardımcı olsun bize. Ya biraderi karıştırmasak mı bu işe be? He?
Ya Hande Hanım, siz de bir şey söyleyin lütfen. Üf, Baki ne diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Düşünüyorum ben de işte. Bir bulmaya çalışıyorum çözüm. Çıkamıyorum işin içinden. Kadın, şirketin sahibi, aramız bozulacak Harun yüzünden. Üf, bakmayın öyle, düşünüyorum. Öf, tamam. Tamam, tamam abi. Sen ol abi, tamam buldum. Kardeşin bankada çalışıyor değil mi abi? Evet. Tamam, sen ara. Bizim şirketimizin adına bir kredi açtıralım abi. Ödeyelim. Ödeyelim, kurtaralım kardeşimizi. Ne yapalım? Kurtaracağız, yapacak bir şey yok. Bitsin artık şu saçmalık. Oh be. Doğru söylüyor. Ara abi, hemen ara. 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 Bütün işlemler tamam değil mi? Gönderdin mi şirketin hesabına parayı? Evet evet, hallettim. Yarım saate düşer abi. Oh, çok iyi. Sağ olasın. Yengeye selam. Hadi, hadi kendine iyi bak. Efendim İdil'cim, efendim aşkım. Arabayı istediğin yere koy İdil. Evet. Ha, olmadı o valiye ver, selamını söyle, o halleder ya. Ablacığım, Harun, bir bak bakayım şirket hesabına. Bak bir bak. Bak abi. Bak oğlum. ₺400.000 gelmiş. Evet. Nasıl oldu bu? Hande Hanım senin için bir büyüklük yaptı abi. Şirket hesabına ₺400.000 kredi çektik. Ya abla ya, ablam ya, seviyorum abi. Bu kadını seviyorum abi. Aklıyım ya buna. Yılış bağırma, bakma. Sokakta mı buldum ben seni? Aferin işte ha. İkimiz de evde kaldık. Ya. Çok iyi ya. ₺400.000 kredi verdiler mi? Vallahi verdiler. Harun'u ödeyeceğiz. Çok çalışacaksın. Çok. Öderiz ya. Ne olacak? Benim özgürlüğümden değerli mi? Gram altın diye çıktığımız yolda şimdi şirket hesabına ₺400.000 kredi çekmiş durumdayız. Keşke evlenseydi bu Harun. Daha iyiydi. Ablam ve çalışma arkadaşlarım beni o kadar duygulandırdılar ki anlatamam. Bu iş bitmiştir. Artık evlilik mevlilik yok. Bundan sonra da artık bedenimin değerini bileceğim. Yaşlı kurt. Geliyor. Yaşlı kurt. Geliyor. Ay çok pardon, ben böldüm. Çok özür diliyorum. Yo, hiç önemli değil İdil Hanımcığım. Buyurun lütfen. Peki Harun'u şöyle yan tarafa alayım. İdil, onlar benim ailem. Benim onlardan gizli saklı hiçbir şeyim yok. Gel lütfen. Çok affedersiniz tekrar. Hayatım, şimdi bu davetiye örnekleri geldi. Bunlardan birini çok acil seçmemiz lazım. İdil'ciğim, benim sana bir şey söylemem lazım. Sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin. Hı hı. Ama ben aramıza para girsin istemiyorum artık. İdil, ben evliliğe henüz hazır değilim. Al, sana paranı da geri yolluyorum. Al. Aa, yok artık. Saçmalama canım, olur mu öyle şey? Her şey hazırlandı, işlemler başlatıldı. Aa, ne parası şimdi? Ben çok ayıp oldu ama bu. Ben bunu sana geri yolluyorum. İdil'cim ama böyle olmaz ki. Beni paranla satın alamazsın. Ne aldım işte. Ona aldın değil de bir süreliğini kiraladın diyebiliriz. E artık o sürede bitti canım. Al canım. Al, ben sana geri yollayayım parayı. Al. Saçmalama hayatım. Aramızda paranın lafı mı olur? Ben seni denemek için yaptım. Ama anladım. Gerçekten anladım. Senin parayla pulla hiç işin yok. Tatlım benim. Tatlım benim. Lütfen bak, çok kırılıyorum. Çok kırılıyorum. Sen bunu geri al. Artık bir karar verin. EFT'ye yedirdiniz bütün parayı. İdil'cim, eğer bir gün evlenirsem emin ol ilk aday sen olacaksın. Ama şu anda aramıza para girsin istemiyorum. Bu evlilik para üzerine temellensin, yükselsin istemiyorum İdil. Aşkım benim, ben çoktan anladım senin parayla pulla hiç işin yok canım benim. Ve şu anda bu söylediklerinle sana olan aşkım böyle 5 katına falan çıktı Harun ya. Seni böyle evlilik stresi bastı ya, her erkekte olur öyle değil mi? Her erkekte olur. Sen şimdi böyle bir stres yaptın, panik yaptın, hiç korkma aşkım benim. Ben şimdi karar veririm bu davetiyeyi, muhtemelen yeşili seçerim. Tamam mı? İşlemlere başlarım, sen biraz relax ol ya, biraz düşün. Aa, ben akşam gelirim, detayları konuşuruz. Hoşçakalın. Ya şimdi para en son kimde kaldı oğlum? Kimde kalsa mutlu olursun. Bizde kaldı, bizde kaldı. Para da bizde kaldı, özgürlük de bizde kaldı. Kurtulduk yaşlı kurt. Kurtulduk abi. Lan yumurta.
Bugün ekibimle bir kez daha gurur duydum. Birimiz hepimiz için, hepimiz Harun Boz için mottosunun Hayıtur'da bu kadar benimsendiğini görmek açıkçası beni çok duygulandırdı. Bizde bu inanç ve birliktelik olduğu sürece kimse bizim bileğimizi bükemez. Aferin çocuklar, aferin.